Merhaba arkadaşlar. Palma Yayınları AYT kimya sorularını çözüyoruz. 15. soruyla başlayalım. Oda koşullarında katı halde bulunur demiş. Sarıyla gösterilen taralı alan. Sarıyla gösterilen burası 1A, burası 2A. Mavi ile gösterilen kısım B grubu elementleri. Yeşil ile gösterilen kısım 7A. Turuncu ile gösterilen kısım 8A. Yargılara bakalım. Oda koşullarında katı halde bulunur. Metaller oda koşullarında katı halde bulunur. Doğrudur. Yeşille gösterilen kısım 7A'ydı. 7A'nın hidrojenli bileşikleri asit özelliği gösterir. Hidrojen klorür, hidrojen florür, hidrojen bromür, hidrojen iyodür gibi. Doğru. Lantanitler ve aktinitler olmak üzere iki seriden oluşan iç geçiş elementleridir. Evet, burası F bloğu elementleri demiştik. D bloğunda yer alan elementlerin hepsi tüm metaldir. Doğru. B grubu metalleri diye ifade ediyoruz. Oda koşullarında iki atomlu moleküler yapıda bulunabilir. Soygaz 8A grubu. Soygazlar tek atomlu yapıda bulunabilirler diyeceğiz. Hangi numaralı özellik hatalı verilmiştir diyor. Beşinci yargı cevabımız Adana olacak. On altıncı soruyla devam ediyoruz. Bir basınç sıcaklık grafiği verilmiş. Basınç sıcaklık grafiği verilmiş. Burada bir sürü yargılar var. Bu yargıları tek tek yorumlamamız gerek. Basınç sıcaklık grafiğinde miktarı sabit tutulan, bakın PVNRT bağıntımızdan bakalım. Miktar sabit ise mol sayısının değişmediğini gösterir. Biz şimdi burada basınç ve sıcaklık işliyoruz. Demek ki burada hacim de sabit tutularak bu iki değişken arasındaki grafik çizilmiş. Sıcaklık eğer şurada sıfırın altı noktasına düşüyorsa o zaman buradaki sıcaklık değeri Celsius olmalı ve buradaki de ne olmalı gençler? Eksi 273 derece, yani Kelvin cinsinden de sıfır Kelvin olmalıdır. Eksi 273 dereceye biz ne diyoruz? A mutlak sıfır noktası diyoruz. Yani birinci yargımız doğrudur. Aynı sıcaklıkta hemen bakalım sıcaklıklar aynı iken nasıl yorum yapacağız? Sıcaklıklar aynı tutun. Mesela şöyle tuttum. Sıcaklıklar aynı tutulduğu zamanki hacimler arasındaki ilişkiyi istiyor. Bakın sıcaklıkları sabit tutup basınçlar arasındaki oran kıyaslayabilirim. Hangisinin basıncı daha büyük? P1, P2, P3 büyük. Basınçla hacim ters orantılıydı. O zaman bunun tam tersi de bana hacmin sıralamasını gösterecek. Yani V3, V2, V1 olması lazımdı. İkinci yargıda nedir? Doğrudur. Aynı sıcaklıkta bir eğrisindeki gazın birim hacimdeki molekül sayısı. Birim hacimdeki molekül sayısı derken neyden bahsediyoruz? Şimdi bakın bağıntımızı yazıyoruz. Sıcaklık sabit mi? Birim hacimdeki molekül sayısı demek M bölü V demek. Yani P eşittir M bölü V. Bakın birim hacimdeki molekül sayısı M bölü V demek. Sabit sıcaklıkta birim hacimdeki molekül sayısı neye eşit oldu? Basınca eşit oldu. Bu yüzden bana burada basıncı soruyor, değil mi? Sıcaklıkları aynı iken bakın basınç sıralamasını yapmıştık. P1, P2, P3 demiştik. O zaman bir eğrisindeki gazın birim hacimdeki molekül sayısı daha fazla olması gerek. Geldim dördüncü yoruma, yargıya. Aynı basınçta iki eğrisindeki gazın sıcaklığı. Hemen bakalım. Aynı basınçta. Basınçları aynı olacak. Şöyle basınçların aynı olduğu noktayı seçiyorum. Sıcaklıklarına bakacak olursam şöyle aşağıya doğru çizdim. Bakın hangileri daha büyük oldu? T3 T2'den büyük. T2 de T1'den büyük oldu. 2, 3'ten daha fazladır demiş. Yanlış. 3 daha fazla. A noktası da zaten eksi 273 derece 0 Kelvin olduğunu söyledik. O zaman cevabımız ne olacak gençler? 1, 2, 3 doğruymuş. Yani cevabımız Ceyhan olacak.
Evet, 17. soruyla devam ediyoruz. Bir çözünürlük sıcaklık sorusu. Burada yorum yaparken dikkat etmemiz gereken şey şu. Endotermik mi, egzotermik mi? Bakalım. Aşağı doğru azalan bir grafik var. X egzotermik olacak. Y yukarıya doğru artan bir grafik. Bu da endotermik bir çözünme ait grafiktir. X maddesinin fiziksel hali gaz olabilir. Gazların çözünürlüğü egzotermikti. Kesinlik sormuyor olabilir. Çünkü katı ve sıvıların çözünürlüğü de egzotermik olabilir. Bunu doğru kabul edebilirim olabilir dediği için. Yalıtılmış bir kapta X'in sulu çözeltisi hazırlanırken çözeltinin sıcaklığı artar diyor. Egzotermik mi? Egzotermik tepkimelerde ne olur? Sıcaklık artışı gözlenirdi. Doğru. 25 derecede X ve Y bakın hemen bakıyorum. 25 derecede ikisinin çözünürlüğü de aynıdır. Y maddesinin fiziksel hali katı ise bakalım hemen. Y maddesinin fiziksel hali katı ise doygun Y çözeltisi ısıtılırsa diyor. Şimdi eğer doygun çözelti ne demekti? Pratik bir yöntemimiz vardı. Eğrinin üzerindeki bir noktada çözeltimiz doygundu, değil mi? Bakın şöyle indirdim. Sıcaklığın artmasını istiyorum. Sıcaklığın artması demek grafikte bu tarafa doğru gidiyorum. Hemen bakıyorum. İz düşümünü aldım. Eğer eğrinin altındaki bir noktaya mı düştü? Eğrinin altındaki bir noktaya düşüyorsa o zaman benim çözeltim doymamış olacaktı. Eğrinin üzerinde bir noktada denk gelmiş olsaydı bu çözeltilere de ben aşırı doymuş diyecektim. Çözeltim aşırı doymuş olmadığı için doymamış bir çözelti olduğu için katı çöker diye ifadesini kullanamayacağım. Edirne şıkkında açıklayalım. X'in fiziksel hali gaz ise aynı sıcaklıkta basıncı artırsa çözünürlük artar. Eğer gazların çözünürlüğü basınçla doğru orantılıydı, basınç artırırsanız çözünürlük artar diye yorum yapacağız. Sekizinci soruyla devam ediyoruz. Bir yanma tepkimesi var. Diğeri bir etil alkol başka bir şeye dönüşüyor. Bu gibi bana üç tane tepkime vermiş. Bununla ilgili yargılar vermiş. Hangisinin yanlış olduğunu soruyor. X maddesi N2 ise tepkimesi endotermik. Evet. Azotun yanması neydi gençler? Endotermikti. O yüzden delta açı sıfırdan büyük gelecek. A gaz olsun diyor. Burası gaz olsun. B ise sıvı olsun diyor. Gazdan sıvıya geçmek tepkimenin egzotermik olduğunu gösterir. O zaman ısı ne tarafa yazılacak? Ürünler tarafına yazılacak. C ise gaz maddenin, giren maddelerin entalpi toplamı, ürün entalpisi toplamından fazladır diyor. Evet, çünkü gazdan sıvıya geçiyor, değil mi? Sudaya geçiyor. Gaz daha fiziksel hali yani düzensizliği daha fazla bir molekül. O yüzden egzotermik bir tepkime girenlerin entalpisi ürünlerden çok daha fazla olmalı ki tepkime egzotermik çıksın. Dördüncü yargıya bakalım. X gaz maddesi CH4 ise tepkime başlatıldıktan sonra devam eder diyor. Yanma tepkimeleri egzotermiktir. Egzotermik tepkimeler genellikle kendiliğinden devam eder. Doğrudur. A'nın sıvı olduğunu söylüyor. Yani burası ne olsun? Sıvı olsun. Burası da suda diyor. Açığa çıkan ısı ürünlerin oluşma entalpisidir. Açığa çıkan ısı. Oluşma entalpisi olabilmesi için gençler bileşik elementlerinden oluşmalı. Burada girenlerde bileşik var, ürünlerde bileşik var. Sudayken suda haline geçmiş. Bu nedir gençler? Endotermik bir çözünme olayıdır diyeceğiz. Yani beşinci yargımız yanlış olacak. On dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Bize üç tane yargı verilmiş. Üç yargılardan hangilerinin doğru olduğunu söylüyor. Tepkime hızıyla alakalı bir sorudur. Birinci tepkimenin ikinci tepkimeden daha hızlı olmasının sebebini aktiflikle açıklamış. Bakalım hızlı ve yavaş olarak ifade etmiş. Magnezyum 2A'daki bir element.
Demir isimlerinde de geçiş elementidir. Soldan sağa doğru, yukarıdan aşağı doğru aktiflik incelemesi yapabiliriz. Ama magnezyum zaten aktif bir aktif metallerden bir tanesi olduğu için ben magnezyum demirden aktif olduğunu söyleyebilirim. Aktif ne kadar metal aktifse tepkimeye, aktiflik ne demekti? Metallerin tepkimeye girme eğilimi demekti. Siz ne kadar aktif bir metal kullanırsanız tepkimeniz o kadar hızlı gerçekleşir. Yani birinci yargımızı doğru yorumlamış. İkinci yargımıza bakacağız. İki tane çözünme çökelme tepkimesi var. Bakın tek fark nedir? Üçüncüde potasyum iyodur katı halde. İkincide ise potasyum iyodur suda çözülmüş halde bulunuyor. Bir yorum yapmış. Üçüncü tepkiminin dördüncü tepkimeden daha yavaş olmasının nedeni potasyum iyodürün katı haldeyken güçlü iyonik bağların kırılmasının zor olmasıdır. Doğrudur. Potasyum iyodürü siz su içerisine atarsanız o aradaki etkileşimi ne yapıyorsunuz? Kırmış oluyorsunuz. Ama katı haldeyken arada bulunan tek etkileşim potasyum ile iyodür arasındaki iyonik bağ. O iyonik bağı kırmak çok daha zordur. Daha fazla enerji gerektirir. Bu yüzden tepkimeler çok daha yavaş gerçekleşir. İkinci yargımızın da doğru olarak bulmuş olduk. Geldim iki tane gümüş iyonları ile klor iyonları tepkimeye girmiş. Hızlı gerçekleşmiş. H2 ve Cl2 molekülleri de hidrojen klor oluşturmuş. Yavaş gerçekleştirmiş. Bu tepkimenin açıklamasını yapmış. Gençler zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşen tepkimeler çok hızlıdır. Bakın. İkincisi de moleküller üzerinden yürüyen bir tepkime. Moleküller üzerinde yürüyen tepkime zıt yüklü iyonlar üzerinde yürüyen tepkimelere göre çok daha yavaş gerçekleşir. Bu yüzden verilen cümle doğrudur. Hepsini doğru bulduk. Cevabımız ne geldi? 19 Edirne geldi. Yirminci soruyla devam ediyoruz. Gaz fazında gerçekleşen mekanizmalı iki adımdan oluşan bir tepkime varmış. Bana yavaş adımını vermiş. Hemen şöyle yavaş adımını yazalım. 2NO, N2O2 şeklinde. Hızlı adımı bilmiyorum ama bana net tepkimeyi bulabilirim. Bir mekanizmalı tepkimenin denge sabiti net tepkimeye göre yazılır. Bunun anlamı nedir? Ürünler böyle girenler değil mi? O zaman şöyle yazıyorum. Ürünlerde ne var gençler? 2 tane NO, CL var. Girenlerde ise 2 NO artı CL 2 olmalı. Ben şimdi taraf tarafa götürme metodundan hızlı adımını bulmaya çalışacağım. Nasıl yapacağız? Bakın burada bir CL 2 olması lazım. Geldim. Burada ise bir N2O 2 olması lazım. Pardon, bunu şöyle yazalım. Girenleri yazalım. N2O2 artı Cl2 olması lazım. Neden? Çünkü benim net tepkimemde bu yok. Bu demek ki bir ara ürünmüş. Tepkim net tepkimede yer almayacak. Sonra bir de ürünlerde ne lazım gençler? 2NO Cl lazım. Eğer yazdığınız tepkimi denkse gençler doğru yazmışsınızdır. Hemen kontrol edelim. 2 azot, 2 azot, 2 oksijen ve 2 tane de klor var. Yazdığımız tepkime doğru. Hızlı adımın tepkimesi doğru bulduk. Toplam tepkimede bakalım girenlerde kaç mol gaz var? 3 mol gaz var. Ürünlerde kaç mol gaz var? 2 mol gaz var. Doğrudur. Toplu tepkimede kısmi basınç türünden denge sabitinin Kc olanı soruyor. Formülümüz neydi? Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri delta n. Delta n ne demekti? Ürünlerdeki gaz molekülleri sayısından yani 2'den 3'ü çıkaracağım. -1 olacak. O zaman birbirine eşit olmayacak gençler. Eğer burası 0 çıksaydı eşit olacaktı ama -1 çıktı. Kp Kc eşit olmaz. Cevabımız nedir? Bursa olacak. 21. soruyla devam ediyoruz. Kurşun 2 iyodürün bunun içerisindeki çözünürlüğünü hesaplamak istiyoruz. Hangileri yeterlidir? Şimdi bunu ortak iyon etkisi ve sıcaklığın etkisi olarak çözünürlüğü etki eden faktörleri hatırlayalım. Burada az çözünen tuz kim nasıl anlayacağız?
Şöyle bir bilgi vermiştik. Bir A grubunun halojenle yaptığı bileşikler suda çok iyi çözünür. O zaman bunun için denge sabit değerinden bahsedemem. Benim burada az çözünen tuzum kim? Kurşun 2 iyodür olması lazım. Kurşun artı 2, 2 iyodür olacak. Ben bunu neyin içerisine atıyorum? Potasyum iyodürün içerisine atıyorum. Şimdi bunun KCC'si olmayacak. %100 çözünürlüğünü söyledik. Şimdi ben bunu çözünürlüğünü A, bunu çözünürlüğü 2A dersen, o zaman çözünürlüğünü hesaplayabilmem için bana neye ihtiyaç var gençler? Birincisi KCC değerine ihtiyacım var. Potasyum iyodürden dolayı da şurada bir ortak iyondan gelen bir iyot derişimi olması lazım. Bunu da bana vermeleri lazım ki ben A değerine ve X değeri verilsin. A değerine, yani bunun içerisindeki çözünürlüklerin ortak iyon hesaplaması olarak yapabileyim. 2 ve 3 benim için yeterli bir bilgidir diyeceğiz. 22. soru bir asit baz sorusu. HX asidiyle hazırlanan iyonlaşma denklemi verilmiş. HX'in iyonlaşma denklemi verildiyse o zaman bu onun zayıf olduğunu gösterir. Bakın yazdım. Bana ne diyor? K alıntısını biliyorum. Onun dışında hangileri hesaplanabilir diyor. Bir de başlangıç çözeltisi. Mesela 1 molar olsun, değil mi? Bunları bilmiyorum. Mesela buna A diyeyim. A kadar yoğunlaşsın. Bundan A kadar yoğunlaşsın. A kadar harcansın. Sistem dengeye geldiğinde bundan A kadar var. Bunu ihmal ediyorduk. Küçük bir değer olduğu için 1. Şimdi buradan denge sabitini yazacak olursam A kare olacak, değil mi? Denge sabitini zaten biliyormuşum. Ben burada A, yani çözeltinin hidrojen iyonları derişimini bulabilirim. Hidrojen iyonları derişim bulabilmem demek çözeltine pH değerini bana buldurur. Zaten A dediğim şey iyonlaşan miktardı. 1 molarda şu kadar iyonlaşıyorsa yüzde ne kadar iyonlaşır diye bulabilirim. OH iyonu derişim nasıl geçebilirim? O da koşullarında. Ben biliyorum ki gençler hidrojen iyon derişimiyle OH iyonları derişimi çarpımı 10 üzeri eksi 14'tü. Buradan hidrojen iyonları derişimini bulurken OH iyonları derişimini buradan çıkartabilirim. Cevabımız Edirne olacak. 23. soru bir pil sorusu. Bakalım pillerde ne gerçekleşiyordu? Gençler bu nedir? Bir derişim pili bakın. Derişimleri aynı. Eğer derişimleri 1 molar 1 molar olsaydı bunu bir galvanik hücre olarak gösterecektik. Ama bu bir derişim pilidir. Şimdi derişim pillerinde neler yapıyorduk? Derişimi az olan anot, derişimi fazla olan katottu. Ama bana elektrot potansiyelleri verildiği için potansiyel kıyaslaması yapacağım. Burada platinle hiçbir işimiz yok. Çünkü benim için çözeltideki iyonlar önemli demiştik. Yükseltgenme potansiyelleri verilmiş. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan hücre ne olacak? Anot. Diğeri ne olacak? Katot olacak diyeceğiz. Şimdi geldim. Bana soru ne soruyor? Hemen bir bakalım. Yargılardan hangisi diyor? Tik işareti uygun yerde kullanılmıştır diyor. Hemen bakalım. Anot ise kurşun elektrot ne olacak gençler? Aşınacak. Aslında bu doğru bilgi ama yanlış demiş. Birincisi olmadı. Pil potansiyeli 0.47 volttur diyeceğiz. Ben bunu nasıl hesaplayacağım gençler? E pil eşittir. E 0 pil 0.0592 bölü N çarpı logaritma anot bölü katot şeklinde yapabilirsiniz. Şimdi bundan önce bir net tepkimeyi yazalım isterseniz. Net tepkimeyi nasıl yazacağız? Hemen şuraya yazalım. Kurşun yükseltgende bakırda 2 elektron verdi. Bakır katısına indirgendi. E0 pil, bunu ters çevireceğim. Ters çevirip toplayacağım. Ne geldi? 0.47 volt geldi. Şurası 0.47. Şuraya N yerine 2 koydum. Logaritma anot bölü katot. Burada da zaten ikisinin derişimine 0.1 dedim. Logaritma 0 ne demek gençler? Bakın burası 1 oldu. Logaritma 1 0 demek. O zaman burası otomatikman 0 mı geldi? E pil değerim 0.47'ye eşit oldu. Bu doğru bir bilgi. Tuz köprüsündeki potasyum iyonları
ikinci kaba hareket eder diyor. Katyonlar katota hareket ederdi. Katyonlar ikinci kaba hareket eder diyor. Hemen bakalım. Doğru olması lazım. Bu arkadaş yanlış demiş. Olmadı. Pil çalışırken birinci kaba aynı sıcaklıkta saf su eklenirse. Birinci kabın hangi iyonlarımız var? Kurşun artı iki iyonları var. Su eklersen molarite eşittir M bölü V'den. Hacim arttığı için bu arkadaşın derişimi azalacak. Denge ne tarafa kayar? Ürünlere kayar. Pil potansiyeli artar. Doğru tiklemiş. Doğru bu. İkinci kabda zamanla bakır artı iki iyonları derişimi 0,1 molardan küçük olur demiş. Bakır artı iki iyonları derişimi indirgeniyor mu gençler? İndirgendiği için ne olacak? Küçük olması lazım. Evet, çünkü harcanacak. Harcanan bir maddenin derişimde azalma meydana gelir. 0,1 molardan küçük olur. Doğru, bilgisi doğrudur ama yanlış demiş. Bana doğru tipleri soruyor. Cevabım ne oldu? 2 ve 4 oldu. Geldim 24. soruya. Bir elektroliz sorusu. Çözeltisi denmiş. Bakın çözeltisi. Şimdi bana X metalini topluyor. Burada nitratın kökü eksi. X'in yükseltme basamağı yükü artı yani. O zaman ne yapacağım? X bir tane elektron alacak ve X katısına indirgenecek. Bir faraday demek 1 mol elektron demekti. O zaman 0,3 faraday 0,3 mol elektron demek. Ben 0,3 mol elektron yazdım. Birebir tepkimeye girmiş. O zaman bundan da 0,3 mol kadar X katısı toplanıyor diyebilirim. Bana bunun kütle değerini vermiş. 0,3 mol 11,7 gramsa 1 mol kaç gram gelir? Buradan 117 bölü 3'ten 39 gram gelir. 39, biz şimdi X'i yazalım. 39 1 molünün ağırlığı değil mi? 39 gram bölü mol dedik. Yani aslında kütle numarasını bulduk. Bana nötron sayısını vermiş. Nötron sayısı da burasıydı. Kütle numarasından nötron sayısını çıkarırsam proton sayısını bulurum. 19. Bunun da elektron dizilimi nasıl olacak? Bakın 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 diyerekten bulabilirim. Yani cevabım Adan olacak. Temel haldeki elektron dizilimi proton sayısına göre yapılır. 25. soru bir organik kimyanın hibritleşme ile alakalı, Vesper ile alakalı bir sorusudur. Atom numaralarını vermiş. Burada püf noktası BH3 ile NF3'ün Lewis yapılarını çizebilmek. Bakın bor, derlik elektron sayısı 3. 3 tane elektron var. Burada hidrojenle şu şekilde bir Lewis yapısı yapacak. Bu nedir gençler? Eşit kuvvetle çekildiği için apolar bir moleküldür. Azot triflürür de 1, 2, 3, 4, 5 yazdım. Florlarla ortaklaşa kullanacak. Bakın şu an yazdığım Lewis yapısı yanlış. Neden? Çünkü her bir atom dubletine ya da oktetini tamamlamalı. Noktaları olmadığı sürece ben Lewis yapılarını doğru kabul edemem. Bakın şunu daha düzgün bir şekilde yazalım. Merkez atomun üzerinde elektron çifti var ve florlarda bu şekilde yerleşmiş bir şekilde bulunuyor. Merkez atomun üzerindeki elektron çiftinin olması pratik yöntemde bu molekülün polar olduğunu gösterirdi. Bu bilgiyi hatırlamayanlar için tekrardan hatırlatalım. Flor azottan çok daha elektronegatif olduğu için aşağı doğru molekülde bir yük dengesizliği oluşturacak. Yük dengesizliğinin olması demek molekülün polar olduğunu gösterir. Bakalım. NF3'te merkez atomun ortaklanmamış derlik elektron çifti sayısı 1 olup, evet doğru. BH3'te ise merkez atomun ortaklanmamış değerli elektron çifti yoktur. Doğru. Bağlayıcı elektron sayıları aynıdır. İkisinde de 3 bağ var. Doğru. Tüm atomlar oktetle tamamlanmıştır. Borda ne vardı gençler? Oktet boşluğu vardı. Oktet boşluğu olmasına rağmen kararlı bir bileşik yapıyordu. Üçüncüsü yanlış. Molekül geometrileri. Şimdi apolar bir molekül olduğu için bu sp2 hibritleşmesi yapıyor düzlem üçgenler. Burada sp3 hibritleşmesi yapıyor. Bu da üçgen piramit olacak. O yüzden
Molekül geometrileri ikisi de aynı değildir. Merkez atom, biraz önce söyledim, tekrar yazalım. sp2 hibritleşmesi. Burada merkez atom azot sp3 hibritleşmesi yapar. Hangileri doğrudur demiş. Cevabın ne olacak? Bursa olacak. 26. soru bir organik kimya sorusu. Aldehit ve ketonlarla ilgili bir soru sorulmuş. Karbonil grupları var. Şöyle yazalım. Aldehit olursa bu şekilde oluyordu. Keton olursa da yapı bu şekilde oluyordu. Şuralarda R grubu vardı. Bu doğrudur. Aynı karbon sayını aldehit ve ketonlar birbirlerinin izomeri, hatta fonksiyonel grup izomeri demiştik. H2 ile indirgenerek aynı tür alkol sınıfı. Aldehit indirgenirse gençler primer alkol oluşur. Keton indirgenirse işte sekonder alkol oluşur diyeceğiz. Üçüncüsü yanlıştır. Cevabımız Denizli 1 ve 2 olmalı. 27. soru bir organik kimya sorusu yine. Adlandırma ile alakalı bir soru sorulmuş. Bakın şu benzen halkası, şu CH2 olsaydı bu arkadaşın adı eten olacaktı. Bir hidrojen çıkmış. Bunun adı etenil, diğer bir adıyla vinil olması gerek. Bromlu suyun rengini giderir. Yapıda pi bağı varsa katılma tepkimesi verir demek. Doğru. Vinil benzen veya fenil eten olarak adlandırılır. Doğru. Doymamış bir hidrokarbondur. Bakın, evet, pi bağı olduğu için doymamış. Karbon ve hidrojenden oluştuğu için sadece hidrokarbondur. Doğru. Cis trans izomeri gösterir. Cis trans izomeri alken kısmına bakacağım. Şunu açık bir şekilde yazarsak gençler, bakın şu şekilde oluyor. Hidrojen. Çift bağın etrafındaki karbonlara aynı gruplar bağlanırsa cis trans izomeri göstermez demiştik. Cevabımız Denizli olacak. Yanlış bir bilgi. Bir molekülünde 4 tane pi bağı var. Bu benzen halkası değil miydi? Benzen halkasında bir boş, bir dolu şekilde 3 tane pi bağı var. Bir de etenil kökünde de bir pi bağı olduğu için yapıda 4 tane pi bağı vardır. Yani cevabımız Denizli olacak.